Mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Bugün yine dop dolu bir programımız var. Haftanın son gününde sizin için. Bakın bugün hangi konuları işleyeceğiz. Sevgili izleyiciler, az sonramızda da gördüğünüz Türkiye'de gündemde olmayan ancak belki de en önemli sorunların başında madde bağımlılığı geliyor. Yüz binlerce aile bu sorundan muzdaripler. Tabii çünkü binlerce çocuk da maalesef bu madde bağımlılığının pençesinde yaşıyor. Bugün bu sorunu birebir yaşayan bir anneyi ve geçmişte de kendisi de bağımlı olan ancak bu bağımlılıktan kurtulduktan sonra bugün kendisi bizzat uyuşturucuyla çok ciddi mücadele eden bir uzmanımız var. Canlı yayında ağırlayacağız. Ben sözü birazdan onlara bırakacağım ama öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Kimlerden bahsediyorum? Ak Hayatlar Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı Derya Ülger, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve bir bağımlı annesi Yeter Adı Güzel, hoş geldin Yeter ablacığım. Hoş bulduk. Ve ayrıca Yeter ablanın komşusu Fidan Gökçe de bizimle. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, ben Yeter ablayla başlamak istiyorum. Oğlun bağımlı Yeter abla, oğlum biliyoruz. Oğlum bağımlı. Çare istiyorum hepinizde. Kurban olayım, kurtarın. Ne varsa Yeter karıyı 15 senedir. Bir bakıyorum 20 gün olmuş, bir bakıyorum 15 gün. 3 gün, 5 gün çalışıyor. O bir çalıştığını bitiriyor. Maallah'ta kalıyor. Şaştım. Yeter. Kurban olayım, yardımcı olun bana. Ne kadar zamandır içiyor o oğlun? 15 sene olmuştur. Her şeyi de içiyor herhalde. Bilemiyorum. Ben orada bir bana da bağırıyor arada bana da bağırıyor. Evet. Babası yok. Tek benim. Ablaları var, uzakta oturuyor, onların da sözünü dinlemiyor. Karıyı onlar da bıraktı, tek başıma mücadele ediyorum. Komşum söylesin, şaştım ne yanına gideceğim. Maddi, manevi hiçbir şeyimiz yok. Sen tek başına mı büyüttün oğlunu? Babası var, düşsen oluyor, 3,5 sene oluyor, mevat etti. Allah rahmet eylesin. Bilmiyorum, ben sizden yardım bekliyorum, çocuğumu kurtarın. Hiçbir şey beklemiyorum. Yemeğe ekmeğim olmasın. Ben onu kurtarmak istiyorum. Ondan gizli geldim. Saklı geldim. Bir bakıyorum pırıl pırıl olmuş. Bir bakıyorum ki değişmiş. Gündüz içse de düğün olur. Gece içiyor. Çok gece de içiyor. Varıyorum kapısına. Gözlüyorum nasıl yatıyor. Nasıl boğun zabağına nasıl kalkacak diye. Uykum yok, kapısını bekliyorum. Ne imkanınız varsa bana yardım edin. Ta Ankara'ya bunun yanına gittim. Bitiremedim. Bilmiyorum çaresizim. Kimsem yok. Yol bilmiyorum, iz bilmiyorum. Telefon etmeyi bilmiyorum, bir yer bilmiyorum. Hiçbir şeyim yok. Önce Allah, sonra size güveniyorum. Ne yapayım, ne diyeyim, bana bir çare. On içti mi kendi dediğine gidiyor. Hiç beni dinlemiyor. Ki Yeter ablacığım bir ara bırakmış ama değil mi? Ondan bıraktı, sonra tekrar... 6 ay bırakıyor, 5 ay bırakıyor, 1 ay bırakıyor. Bir de bakıyorum ki aynı dakikada başlamış. Başladığı günü biliyorum. Peki neler değişiyor başladığında? Yani ikisinin arasında... Bildiğim bir mal oluyor. Hiç bu adamdan, insandan kaçıyor. Hiç söylenme söylenmiyor. El kol böyle sapır sapır dökülüyor. Çalışmadığı zaman, içmediği zamanlarda çalışıyor. İçmediği zamanlarda pırıl pırıl dağı deviriyor. Hiçbir elinden gelmediği iş yok. Emme içti mi bu dünya sele geçsin, bu ev sele geçsin, bu benim evimmiş deyip de şu bardağı alıp şuraya koymuyor. İstersen yanında bu evi götür. Bu benim evimmiş demez. Otel gibi gelir, otel gibi gider.
Peki Yeter ablacığım, Bilmiyorum. çalışmadığı zaman yani hani sonuçta bunu alabilmek için de bir para gerekiyor. Çalışmadığı zaman o parayı 15-20 nasıl... gün çalışıyor, biriktiriyor. Yani dünyanın borcu var. Söylememe gerek yok, bu biliyor. O bitiyor, sağ Allah'ta kalıyor. Kocamdan kalan 1 milyar aylığım var. Şaşıyorum, yiyeceğimi kendim elimden yapıyorum. Ekmeğimi kendim yapıyorum, her şeyimi kendim yapıyorum. Aha şahitlerim, komşularım yardım ediyor ekmek yaptığım gün. Hiç kimse geri bakıtmıyor. Bilmiyorum, bana çare. Beni kurtarın. Önce Allah size, ona size güveniyorum. Burada mahan olsun. Ne olursunuz. Ne olursunuz. Geçen hafta içti gitti. Trafik kazası yapmış. Araba felç olmuş. Şimdi el damatlarımı da tehdit ediyor. 10 milyar, 20 milyar para tık istiyorlar. 2 milyar geçen bundan tek ağızlarını bulsun dedim. Buna ben de ondan gizli yavlardım, verdirttim. Aha şahitim. Evet. Bilmiyorum. Damatlarımın da hiçbir şeyi yok. El herkes omuz etiyle geçiniyor. Baka 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 baka. Şimdi onların da sözünü dinlemiyor. Ablalarımın da hiç sözünü dinlemiyor. El uzak. Kimse bakmıyor. Kapımı geldi çevirdiler. Birisinin numarasını verdirttim ele. Şimdi onu tehdit ediyorlar. Ya bu para gelecek ya evimizi yakacağım. Evet. Ben ne yapayım? Bana bir yol gösterin. Maddi manevi yardım istiyoruz yani. Ben bana iyi, önce çocuğum kurtulsun. Tek hiçbir şey, tek ne diyeyim, topluyum. Yakarsa yaksınlar. Ben de yanarım içinde. Dayanacak bir şeyim yok. Bir çocuğum var. Ne yapayım? Bilmiyorum. Bana bir çare. Önce Allah, sonra siz. Evet. Bilmiyorum. Yeter ablacığım, çok doğru bir yere gitmişsin. Derya Hanım, biraz da sizden dinlemek isterim Yeter ablanın durumunu. Tabii şimdi Biz kardeşimiz... milletvekiline ulaştık. Ondan sonra bu güzelime ulaştık. Kurban olduğum Allah, ne bileyim, neyi varsa bağışlasın. Allah Buna razı olsun ablacığım. ne varsa Allah ayağına taş dolaştırmasın. Çağırdığımız eller piller işin gücünü rast getirsin. Kocasının da bunun da. Bu kızım oldu, kocası evladım oldu. Her daraldığım yerde telefonlarını açıyorlar. Ben ulaşamıyorum kızlarım. Her daraldığım yerde da soruyorum. Neyim varsa bunlara soruyorum. Bunlara danışıyorum. Bunları yönlendiriyor. Deryanımız. Evet. Evet, şimdi Yeter ablamızın oğlu dediği gibi bir vekilimizin vesilesiyle bize ulaştı ve ilk ablası bana ulaştı. Ama kardeşimiz hiçbir şekilde tedaviyi kabul etmiyor, görüşmeyi kabul etmiyordu. Biz küçük bir oyun yaptık. Çok özür dilerim. Ablasıyla birlikte o dönem Kuşadası'nda bir program için gitmiştim ben. Kuşadası'nda kendilerini ağırladık. İşte ablası tatile gidiyoruz, biraz uzaklaş diye getirdi. Ve ilk görüşmeye geldiklerinde kardeşimiz aşağıdaydı, yukarıya çıkmadı. Görüşmek istemiyordu. Sonra aşağı indik. Ben indim. Biraz konuştuk, uzun bir konuşmadan sonra aldık kardeşimizi yukarıya. Kabinde konuştuk, söz verdi. Ben bırakacağım abla, söz dedi, ama bana yardım et dedi. Tamam dedim, ben de söz veriyorum dedim. Sen yeter ki verdiğin sözün arkasında dur, sonuna kadar yanındayım dedi. Ve ardından tedavisine başladık. Biz İstanbul'da, burada Avcılar'da ve Beylikdüzü'ndeki rehabilitasyon merkezlerine yönlendirdik. Çünkü kardeşimiz bizim kimyasal kullanıyor maalesef. Ve biliyorsunuz kimyasal şu anda en tehlikeli olan maddelerden. Çünkü çok farklı değişik içerikleri var. İçeriğin tam olarak maddelerin şeyine göre, işte onların deyimiyle söyleyeyim, kalitesine göre bu içerik de değişiyor. Haliyle de tedavi boyutunda en zorlandığımız nokta bizim burası. Çünkü bir şeyin, örneğin eroinin içeriğini biliyoruz. Diyoruz ki tamam, evet, eroin de işte nedir? Çip tedavi, işte ilaç tedavisi, şu şu ilaçlar kullanılır, ama kimyasallarda bunu net söyleyemiyoruz maalesef. Tedavi ve rehabilitasyona başladık. O dönem Turan, çok özür diliyorum, isim telaffuz etmemem gerekiyordu. Kardeşimiz bir 6,5-7 ay kadar temiz kaldı. Bu süreçte kendini toparladı, bir araba aldı.
iş yapmaya başladı. Nakli işi yapıyordu. Gayet de iyiydi. Hatta Ankara'ya... O kaza yaptığı araba kendi değil. Arabası. Yok. Değil. 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 Hatta Ankara'ya aldık. Biraz yanımda kaldı benim Ankara'da. Hani buradan biraz uzaklaştıralım dedik onu. Benim yanımda kaldı. Gayet iyiydi. Hiçbir problem yoktu. Ama kardeşimizin o dönem işte eşinden boşanmıştı. Onu hazmedemiyordu bir türlü. Bir türlü hazmedemiyordu hem de. Ondan dolayı yaşamış olduğu, kendince yaşamış olduğu bir takım sıkıntılar vardı. Haliyle de akabinde tekrar maddeye geri dönmüş. Bir ara bir boşluğa düşüyor. Zaten bu dönüşler böyledir. O boşluk anını dolduramadığımız noktada maalesef tekrar yeniden başlıyorlar maddeye. Kazayı daha yeni yaptı. Bir araç kiralıyor. İşte araçla birlikte Tokat'a gidiyor. Ardından da kaza yapıyor ama şimdi Turan'ın tedavi noktasında maalesef işte ülkemizde yaşanılan eksiklikler ve yetersizliklerden dolayı biz şu an sadece bu kardeşimizde değil birçok kardeşimizde biz aynı sorunlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. Şimdi dernek olarak bir noktaya kadar getiriyoruz ama ondan sonrasını tamamlayamadığımız için, ülke olarak, devlet olarak tamamlayamadığımız için maalesef çocuklarımız avuçlarımızın içerisinden kayıp gidiyor. Şimdi kardeşimizle zaten eşim avukat, derneğimizin de avukatı, kardeşimizin bir iki davası var bu kredi borçlarıyla alakalı. Bununla ilgili zaten eşim gerekli olan müdahaleleri yaptı. Ünal Bey avukatımız gerekli müdahaleleri yaptı. Bunu da işte kendisiyle iletişimde kalarak sürekli olarak devam etti. Benimle iletişimini kopardı. Ben en son aradığımda işte kullanıyor musun ablacığım? Hayır. Temiz misin ablacığım? Temizim abla. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Bak, benim bunları rapor vermem gerekiyor. Bilgi vermem gerekiyor. Senin kan vermen gerekiyor. Test yaptırman gerekiyor diyorum. Tamam abla, yaptırayım diyor. Randevusunu alıyorum. Söylüyorum. O ana kadar açıyor telefonlarımı. Ama randevunun olduğu günden itibaren maalesef ulaşmak imkansız. İşte bundan şu an beni engellemiş zaten. Tekrar başladığı için. Onunla alakalı da biz aileyle de zaten sürekli iletişim halindeyiz. Hani çok fazla Yeter ablamızı yormuyoruz. Ablalarla daha ağırlıkta iletişimdeyiz. Bir de kardeşimiz tek erkek çocuğu olduğu için annemiz de haliyle daha böyle koruyucu bir tutum sergilemeye çalışıyor. İşte her istediğini elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor. Kendince de korkuları var. Haliyle maddenin etkisindeyken biliyorsunuz birçok suça karışabiliyorlar, evet. Yapabiliyorlar. Yaptıktan sonra pişman olmalarına rağmen maalesef artık geri dönüşü olmayan hataları yapıyorlar. Allah'tan ben ona şükrediyorum. Şu ana kadar onda öyle bir problem yaşamadık biz. Öyle bir sorun olmadı onunla alakalı. Şimdi yeniden tedavi ikna etme noktasında ben artık pes etmiş değilim, onu söyleyeyim. Öncelikle ben kolay kolay pes etmem öyle. Şimdi farklı bir yöntem deneyeceğiz. Bunu da aileyle paylaştık zaten biz. Buradan zaten yapacağız. Önce kendinin kabul etmesi gerekiyor değil mi? Kabul etmediği evet. Sürece hiç kimsenin yapabileceği yapalım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şimdi mecbur kaldığımız için zorla tedavi yöntemine gideceğiz. Bununla alakalı da savcılıkla gerekli görüşmeler yapıldı. Ablalarla da gerekli görüşmeler yapıldı. Başvuruda bulunacağız. Zorla tedavi kapsamını aldıracağız. Evet. Bak Yeter ablacığım, görüyorsun işte zorla da olsa evladının zorla, tedavisi olacak. Bana diyorlar ki bırak diyorlar. Bir çocuk nasıl bırakayım? Bırak, peşine düşme gebersin Yeter diyorlar. Sen topluyorsun o gidiyor. Nereye bırakayım? Bana bir çare verin. Nereye bırakayım? De. Evlat bırakılır mı? Bırakılmıyor. Bu devada bir hafta, iki hafta yüzüne bakmadım. Şuradan girdi gözüme baktı. Doktora gitmedi, bir sürü kaza yapmış. Buralarından biliyorum, kırmaşamıyor. Demedim ki neren acıyor demedim. Bana bir çare. Kurtarın beni ne olursunuz. Bana bir çare. Yerdeki karıncadan, gövdeki uçan kuşlardan imdadım. Ne var ne olursunuz. Kurtarın. Yok, yok çare yok. Param yok ki giden bir kapıyı. Çaldığım kapılar da yüzüme kapanıyor. Yol bilmiyorum, iz bilmiyorum. Okumuşluğum yok. Telefon etmeyi bilmiyorum. Çaresizim, bana yetiş. Yeter ablacığım, bu çok parayla da çözülebilecek bir şey değil. Önce senin evladının tedaviyi kabul etmesi gerekiyordu. Etmiyor. Şimdi saklı geldim ben ondan. Şimdi kızım birini aramış, diyor ki der, sizin annenizden hem haberiniz yok, nereye gitti diyor.
O da yok, bizim haberimiz yok demişler. Kızlara da tembih ettim ki oğlum beni araman şüphelenmesin diye. Ne yapayım ben, ne yanına gideyim? Ah komşum da söylesin, bilmiyorum, çaresizim. Her ağladığımı da görüyor, güldüğümü de görüyor, yaptığımı da görüyor, söylesin. Evet Fidan abla, sen Yeter ablaya çok destek oluyorsun, evet. Galiba en yanında, evet. Ve yakınında sensin. Yakın. Gece de olsa bunu buluyor. Biraz da senden dinleyelim mi? Neler yaşıyorsunuz? Vallahi çok şey yaşıyor. Hiç yani gecelerce oturuyor bundan ikimiz. Bu eşi de yok. Çocuk gittikçe dinlemiyor da. Kendini toparladığı zaman kendini bir dağıtıyor. Maddi olsun, manevi olsun, yani toparlayamıyorum. Yani bizim çabamız bir bu kaza yaptığı arabadan çok sıkıştırıyorlar. Tehdit ediyorlarmış. Onunla ilgili de biz şimdi öğrendik biz de. Gerekli süreci başlatacağız biz de. Tehdit ediyorlar. Para istiyorlar yani. Biz anlayacağımız iş adamlarından, yardımseverlerden. Yasa dışı bir ücret, evet. Talep ediyorlar anladığım kadarıyla. Bu bir suç yani. Zaten. Bununla ilgili de yasal süreci başlattıracağız. Evet. Evet. Bilmiyorum. Çaresizim, bilmiyorum. Bir imkan, bir çare varsa kurtarın. Ne olursunuz ayaklarınızı öpeyim. Ne olursunuz. Estağfurullah, senin gibi annenin elleri öpülür zaten. Çocuğun için gerçekten çok büyük bir mücadele veriyorsun. Hepimiz de burada kurduğun cümlelerle gerçekten hepimiz çok çok üzüldük. Kurtarın, çok ben gibi kim varsa Allah yardım etsin. Allah kimsenin çocuğunu şaşımasın, düşünmesin. O yollardan kurban olduğum Allah geriye iyi yollarına çevirsin. Sabahlara cellahlara yavlarıyorum. Yatmadığım günler oluyor, hiç yatmadığım günler oluyor. Çocuğum kurtulsun diye. Ne olursun. Bir Eylül'le geldi miydi? Yani şen oldu mu? Çocuk rahat oldu mu? İyi geliyor. Evimde mutlu oluyor. O zaman böyle oldu mu? Evimde zehir oluyor. Hiç eve giresim halim gelmiyor. Şu yoldan şuraya, şimdi şuraya, bunun peşi sıra gidemiyorum. Öyle çaresiz kalıyor. Ne yapayım? Peki. Benim kızlarım Delyan'da temellikten. Bazısı yansıdıysa kocasına, bazısı yansıdamıyor. Bazısı şey derse. Onların da bir imkanı yok. Herkes birer çocuğunun, herkes çalışıyor. Ben ne bakayım, ne anlayayım? Bana bir çare. Çare bulun, bana yeter galiba. Ben bir şey istemiyorum. Çocuğuma çare bulun. Şimdi hem Yeter ablamız gibi birçok annemiz var bizim maalesef. Çok. Ve işte ben tedavi yine bak, ellere bakaraktan ana baba, elin anası babası var. Bu kadın başımdan her şeyimi yapıyorum. Şuna varıyorum, yavlarıyorum, işimi yapıyorum. Şuna varıyorum, yavlarıyorum. Bazı da hiç yüzüm olmuyor, kimsenin kapısını açamıyorum. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Ne yaparsanız yapın. Ne derseniz edin. Ne olursunuz kurtarın. Hiçbir şeyinizi istemiyorum. Tek topluyum. İşte Türkiye olarak biz, evet. Tedavi ve tedaviden sonraki boyutta bu çocuklarımızın takibini korkuyorum yapamadığımız için... Maalesef ve maalesef bu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve bir anne için şu an hem Yeter ablamızın durumu ve daha doğrusu bir örnek vermek istiyorum ben size. Bunu biz birebir yaşadık. Ankara'da bir ailemiz. İki kardeşler, hanımefendinin iki tane çocuğu var. Kardeşi abisini maddeden kurtarmak isterken madde bağımlısı oluyor. Daha sonra abisi maalesef para bulamayınca mecburen ya hırsızlık yapıyorlar ya farklı suçlara yöneliyorlar ya da torbacı oluyorlar. Sokak tabiriyle torbacı olmuş ve hüküm giymiş, 18 yıl almış, şu an cezaevinde. Ama kardeşi hala madde bağımlısı. Evli bir tane çocuğu var kardeşimizin. Ben hiç unutmuyorum, onun tedavisi için bize başvurduklarında gittiğimizde, bundan 3 ay önceki olan durum bu. Anne ayaklarımıza bizim resmen kapanıp ya af çıkacakmış. Ne olur yalvarıyorum af çıkmasın. Ben bir tanesiyle başa çıkamıyorum. İkincisi de çıkarsa ben ne yapacağım? Yalvarıyorum benim çocuğumu cezaevine alın. Şimdi bir anne için işte çaresizlik herhalde. Çok acı. Evet çok acı. Yine diyorum yani bu anlamda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Özellikle yerel yönetimlere çok büyük görevler düşüyor bu noktada. Bu çocuklarımızın tedavi ve tedaviden sonraki takip, rehabilitasyon aşaması ve en önemlisi sosyal hayata adapte olmaları noktasında çocuklarımızın ve ailelerimizin yaşadığı işsizlik. Yani biz bu çocuklara iş vermiyoruz.
Sebep işte eskiden madde kullanıyormuş. İşte kullanıcı olarak işlem görmüş. Ben bunu tanıyorum. Bu daha önce işte kullanıyordu. Gene kullanıyordur. Bırakmamıştır. Gibi yaklaşımlarla ön yargılı bir şekilde davranarak çocuklarımız işe alınmıyor. Biz bu grubun dezavantajlı gruplar olarak değerlendirilmesini, yasa çerçevesinde de bu şekilde değerlendirilmesinden yanayız. Şans vermezlersek, hayata dahil edilmezse yani sonuçta dönüp dolaşıp yine tekrar aynı bataklığa saplanabilme ihtimalleri çok yüksek. Tabii ki girecekler gene. Yine bunun yanında işte hani az önce dedim ya, anne yalvarıyor benim oğlumu cezaevine alsınlar, cezaevine girsin diye. Aslına bakarsanız biz buna da karşıyız. Neden derseniz, şimdi cezaevine girdiği zaman çocuk ya da işte kardeşlerimiz burada bin bir suçtan yatan hükümlerle, mahkumlarla bir arada kalacaklar. Haliyle aslında bir bakıma cezaevinde staj yapacaklar bunlar. Suç makinesi haline gelmeden önceki aşamasını orada yapacaklar. Bunun yerine bu çocuklarımızı cezaevinde, tamam evet bir suç işledi girdi, tabii ki bu suç cezasız kalmayacak. Ama aynı cezaevlerinde değil de cezaevlerinde farklı bir bölüm ayrılabilir madde bağımlılarına yönelik. Bu bölümde hem tedavileri hem rehabilitasyonları yapılıp ardından da sosyal hayata adapte olmaları noktasında zaten cezaevlerinde bir takım kurslar veriliyor iş kurula birlikte ortak projeler çerçevesinde. Bu projelere dahil edilip cezası bittikten sonra birey dışarıya çıktığı zaman daha sağlıklı, ayakları daha sağlam yere basıyor. Yani bunun biliyorsunuz iki tane çok büyük örneğini de daha önce yaşadık. Serpil öğretmenimizi hatırlarsınız muhakkak ki. Evet, kreşte okulundan çıkıp evine giderken cezaevinden yeni çıkan madde bağımlıları tarafından maalesef önce tecavüze uğradı, ardından da öldürüldü. Yine sarp komandosu, bu ülkede bir sarp komandosu ya da bir öğretmen kolay kolay yetişmiyor. Evet, çok doğru. Yine aynı şekilde. İşte ben bundan dolayı şunu söylüyoruz, diyoruz ki ya biz bu çocuklarımızı dışlamayalım. Gelin kenetlenelim, birlikte olalım. Yani birlikten kuvvet doğar. Ben inanıyorum ki biz birleştikten sonra bizim yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Ama bunda da dediğim gibi yerel yönetimler ve devletimiz. Evet, herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Herkese görev düşüyor burada. Sadece Yeter abla tek başına ne kadar mücadele ederse etsin, nasıl çözebilir bunu? Ben bunun bir annesiyle de konuştum. 2 sene attırmış çocuğu. Çocuk aynı orada da aynı içmiş hapishanede. Hiçbir çaresi yok diyor. Orada daha çok buluyorlar diyor. İçti diyor. Yine çıktı hani diyor, yine içiyor diyor. Peki Yeter ablacığım, senin oğlunla aran nasıl? Diyaloğunuz nasıl? Mesela İçmezse çok iyice yok. İçmezse melek gibi yok. Çok iyice yok. İçince o bana bağırıyor, ben ona bağırıyorum. O bana bağırıyor, ben ona bağırıyorum. O baz oluyor, beni evden atmaya çalışıyor. Baz oluyor, ben onu evden atmaya çalışıyorum. Ben yine şuraya duta biraz sıkıyorum, o sıkmıyor. Sonundan da pişman oluyor. Sen bana bunu dedin. Ey ben o zaman onu dedim ise say mı diyorum. Ben içimden mi diyorum, bana öyle diyor. Pişmanlık. Ben içimden mi diyorum da sen benim lafıma kalıyorsun diyor. Bilmiyorum, çaresizim. Bilmiyorum, daha gidecek bir yerim kalmadı. Peki Yeter abla daha önce evliymiş galiba. Şeyh Derya Hanım dedi, eşinden ayrıldıktan sonra da tekrar kullanmaya başlamış galiba. Eşiyle neden ayrıldı? O zaman siz beraber mi yaşıyordunuz? O zaman eşinden nasıl ayrıldı? Eşini böyle bir markette görüyor, kaçırıyor, getiriyor. 3 ay mı durdu, 4 ay mı durdu? Getirdi neyse, düğününü yaptık. Babası vardı o zaman. Durdu. Bilmiyorum, bir cins çıktı o da. Ne kelimemize kelime verdi, ne suframıza oturdu, yemek yedi. Hiçbir şey yapmadı. Kocam dağılıyor, ben dağılıyorum. Onlara bildim yok. Kız yavrum, ben zehirlenirsem sen de zehirlenirsin. Koyduğumuz yemeklerden önce ben alıyorum. Ne olursun bir kaşık. Kedi yok, market yiyecek. Marketimiz yakın. Yiyecek, kuru şey getiriyor. Onlarla idare ediyor. 1 gün böyle, 5 gün böyle. Baktık olmuyor, ayırdık. Ayırandan sonra da evine iş görmedi. Bu buna yemek yapmamış. Bilmiyorum, ben kendim gitmedim. Çocuğumdan işittim. Üstü yanımda Allah var. Bize yansıtmadılar. Sonra ablalarına demiş ki ben yapamıyorum. Ben ekmek öğün yapmıyorum. İş görmüyorum. Ben camları ben siliyorum. Yerleri ben siliyorum. Ben bırakıyorum demiş. Bir bunu buyduk.
perma perişan oldu. Ondan sonra da hiç toplanamadık. Kocam da derdinden kanser oldu. 6 ay 7 ay onun peşinde döndü. Ondan sonra da kocamı kaybettim. Tek başıma kaldım. Her şey üst üste geldi. Bilmiyorum. Şimdi biz tekrar kardeşimizle alakalı iletişime geçmeye çalışıyoruz. Az önce aradık. Telefonu açmadı. Ama ben Ankara'ya dönmeden önce kesinlikle ve kesinlikle onu bir göreceğim. Nerede şimdi? Evde mi? Evde. Yeter abla. Evdeymiş. Evde. Evdeymiş. Evde çalışacağım dedi. Neyse koludan aldık. 15 milyona bir iyi kötü bir şey aldık. Onunla bir ara şey yaptı, gayret etti. Gitti. Çok gayret etti ama. Çalıştı. Çok iyiydi ondan o dönem. Sonra sürekli bıraktı. Benimle de görüşüyordu. Şimdi bu sıkıştırıncı da gel, dün müşteri bulayım dedi. Sat dedim oğlum benim imkanım yok. Ben daha ne yapayım? Ne dersin? Başını kurtar. Tek sen öldürmesinler de hiçbir şeyin istemiyorum dedi. Yemeği ekmeğimiz olmasın. Dün de getirdiler 15, 6 ay olmuyor. 5 milyar vermişler. Şey de olmuş olabilir. Yeter ablacığım şey de olmuş olabilir. Evet. Şimdi madde kullanan çocuklarımız maalesef çok yalan söylüyorlar. Ben de çok yok, duygu sömürüsü yanımda, yapıyorlar. Pazarlık yanımda şey yok, oldu. Yok pazarlıktan yana demiyorum. Hani işte tehdit ediyorlar eve birileri geliyor dedin ya yok, sen. Yok damadımı da tehdit ediyorlar. Tamam ben de diyorum ki bunu kendisi de yaptırmış olabilir bir arkadaşına para yok, alabilmek adına. Çünkü bunlarla karşılaşıyoruz ben, biz. Değil anne hanım, olunca da hala inanmaya devam ediliyor hanım, galiba. İlk gelen adamları ben arabayla gördüm kapıya. Tamam doğru adamlar geldi ama o adamlar o hiç görmeden şey o tokattan olmadığını... gelmeden önce geldiler. İki kere geldiler kapıya. O gelmeden gazayı yapmadan. Gazayı yapmış ha, görmüşler şeyden. Peki Yeter aynen. Abla sen 1000 lira eşinin emekli maaşıyla hı-hı yaşıyorsun. Senden de para istiyor mu? Biliyor olmadığın olmadığı zaman veriyorsun annesin. Annesin veriyorsun. Bugün yok dersen yarın için kopuyor. Öyle bir peşi şey istemiyor yani. De emme ben de çok korkuyorum. Bu başka yerlere aynı dediğiniz şeylere sarkar diye çok korkuyorum. Bunu geceler uykuysa da bir adım geç gelse sanıyorum ki şimdi o yollara mı başvurdu sanıyorum. Peki düzenli olarak eve geliyor mu? Yani hani uyuşturucu bağımlılıklarında böyle de bir şey var ya hani gidiyor düzenli günlerce olarak, gelmez. Ya 3 gün gelmiyor ya 4 gün gelmiyor. Bakıyor ki ben peşine düşmüşüm. Ben bu sokak bunlar bilmez. Bu sokakta tanışımız varsa şu sokaktan gecenin bir yarısı bu sokaktan şuradan giriyorum, şuradan çıkıyorum. Bu mahalleyi hep geziyorum. Elimde bir ufak odun. Bu kör şeyimde bilmesinler diye kafama da bir şey geçiriyorum. Geçen yine gelmedi aynı böyle sokaklardan eller yatandan sonra. Ne köpeklerden korkuyorum ne bir şeylerden korkuyorum. Elim dodundan abi böyle kavuştuk. Ondan sonra saat 10 dedim evde. Bakıyor ki ben peşini bırakmıyorum. Kaçmayla değil. Tanısam diyorum ya onların evini yıkacağım. Ya hepimizi kurşunları onlara sıkacağım. En sonunu bana sıkacağım. Bunları da diyorum bunları da koydum kaçmayla değil. Hem de yaparım bilsem. Öyle bıktım. Çocuğumdan öyle şey yaptım. Kopuyor peşi sıra kopuyor bura gidiyor. Gidiyor benim o sokakta döndüğümü görsen o sokakları bir bilsen. Bu sokakta tanış varsa şu sokağın öte tarafından o bir sokağına beni tanımasınlar diye. Beni görmesinler diye. Bir de bahsettiği sokaklar madde satışının falan ha olduğu yerler. Oğlunu oralarda arıyor. Yani oradaki gittiği, tehlikeyi toplandığı düşünün. Yerleri biliyorum. Oralara gidiyor. İşte bir annenin fedakarlığı evlat evet için yapılıyor demek ki. Evet. Peki ben kısacık bir ara vermek zorundayım. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.